Arkadaşlar merhabalar. Bugün 5 Temmuz 2020. Pazar, ben Bahattin Çağdaş. Konumuz dereler. Ama özellikle şehrin içinden geçen dereler. Bakın burada bir tane var. Görüyorsunuz. Bizde özellikle şehrin içinden geçen dereleri ıslah edeceklerini yok etmeye çalışıyorlar. Ve işte görüyorsunuz İstanbul'da, zaten İstanbul mahvedildi de işte çok yağmur yağdığında ne oluyor? Taşkınlar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Şimdi biraz güneş sersen geliyor. Evet. Şöyle ne oldu işte, onları şey yapılmadığı için, öldürüldüğü için o dereler, kurutulduğu için ne dedik? İşte taşkınlar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bizim de meşhur büyüdüğüm yer Feriköy'de, Feriköy Deresi vardı. Bilmiyorum şu anda ne durumda. Ona da geleceğim. Şöyle bir bakalım şuna. Bakın. Ne olmuş? Zemini betonlaştırmışlar. Zemini güzel ıslah etmişler, betonlaştırmışlar. Beton yapmışlar yani. Çevresi şey, demir parmaklıklarla düşme falan olmasın diye. Şöyle ileri doğru gidelim. Böyle boydan boya akıyor bu. Boydan boya gidiyor. Hatta şu ileriden geliyor. Onu şu anda göremiyoruz. Bakın, yerleşim yerinin içinden geçiyor. Ne yapmışlar? Köprü yapmışlar. Yan tarafta binalar var, görüyorsunuz. Özellikle göstermek istemiyorum, rahatsız olmasınlar diye. Üzerinde yol, araba park etmiş, işte geçiyor falan. İşte buyurun, deregini akıyor. Herhalde yaz olduğu için kuru, fazla şey değil, yoğun değil su. Bakın, bir köprü de şurada var. Göstereyim. Bakın, bir köprü de burada var. Şurada gördüğümüz. Evet. Böyle boydan boya gidiyor. Şuradan bakın. Böyle gidiyor. Ters mi oluyor böyle? Daha ileriden göstereyim ben onu size. Şimdi hem bakalım şöyle. Şuraya bakalım. Hem de bakın kenarları nedir? Şimdi ben hazırlıyorum küçükken Feriköy Deresi'ne çöpler boşaltılırdı. Çöpler o zaman pazarlara da boşaltılırdı. Yani pazar akşamı, pazar olduğu akşam tahtalar kalktığı zaman, pazar tahtaları, oraya çöp boşaltılırdı direkt. Sabah doğrudan, sabah da gelip toparlarlardı. Aynı şekilde dereye çöp atarlardı, yani çöp atılırdı. Lağım suları dereye verilirdi. Çevredeki evlerin lağım suları dereye verilirdi. Burada halledilmiş. Evet. Gerçi etrafında buranın tek tük çöp olsa da o dönemki bizimki kadar değil. İşte yabani şeyler de var. Eflatun rengi çiçekler falan da varmış. İşte böyle. Zeminini görüyorsunuz. Zemini ıslah edilmiş. İşte tekrar ediyorum. Etrafı, çevresi demir parmaklıklarla şey yapılmış, çevrilmiş. Bu. İşte bugün 5 Temmuz 2020 Pazar, ben Bahattin Çağdaş. Çok tanıdığı geçerken gördüm. Yani daha önce de görüyordum da. Dereler İngiltere'de bu şekilde ıslah ediliyor. Türkiye'de ise kurutulmaya çalışılıyor. Türkiye'de de kurutulmaya çalışılıyor. Türkiye'de neleri kurutmadık ki dereler kalsın? Ne derler? Anadolu halkını şey yaptık, soykırıma uğrattık, hala uğratıyoruz. İşte Anadolu halkını ne yaptık Çanakkale'de? İşte hala ne derler, PKK, sözde PKK savaşıyla, şu suyla, bu suyla şey yapıyoruz.
kurutmaya çalışıyoruz. Değil dereler. Derelere nerede saygı? İnsana saygı yok ki. Neyse, inşallah derelerimizi şey yaparız. Ne derler? Yeniden kavuşmaya çalışırız. Peki, kolay gelsin. Şurayla da bitirelim. Bakın boydan boya yeşil ve diğer taraf dere. Ha, bu arada işte bazen köpek pisliğine falan, bokuna mokuna falan rastlanıyor. O çok rahatsız edici. O ayrı konu. Ona değinmiştik. Bu arada selamünaleyküm. Bu arada köklü ağaçları görüyorsunuz. Pardon. Müslüman arkadaşlar gidiyor camiye. Yani bakın derenin kenarında ağaçlar. Nereden baksan kaç? 60 yıl var. 100 yıllık ağaçlar var. Ağaca saygı. Kısaca bir daha alalım şöyle. Yerleşim yerlerinin ortasında.